Cumhuriyet Halk Partisi 1. sıra milletvekili adayı Tanju Özcan ve partililer seçim çalışmalarına Karacasu Beldesi'nde devam etti. Bu dönemini gördük. Ve bu dönemlerin tamamında şunu gördük. Bu hükümet küçük esnaftan yana değil. Oturun, emekliden yana değil. Oturmayayım. İşçiden yana değil. Asgari ücrete zam yapacağız deyince bizi büyük iş adamlarına şikayet ediyor bunlar. Sizden çok vergi alacağız. Bu ülkenin o milyarder zenginlerinden emekliyle paylaşacağız deyince bize kızıyorlar ama yapacağız bunları. Esnafı ve vatandaşı ziyaret eden Özcan seçim öncesi destek istedi. Sadece bu hükümet 13 yıl boyunca küçük bakkaldan yana mı oldu, büyük marketten yana mı oldu? Büyük marketten yana tabii ki. O zaman biz de diyoruz ki bak gel küçük esnaftan yana bir hükümet kuralım. Evet, biliyorum. Sen mi söylüyorsun? Bak senin müşterin emekli, senin müşterin köylü, senin müşterin memur. Bunların cebi para görecek ki gelip seninle alışveriş yapacak. Seçim çalışmalarının ardından açıklamalarda bulunan Özcan, Bolu'nun 3 milletvekilinin ikisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden olacağını söyledi. Ben Karacasu'yu hiç bu kadar siyasi olarak iyi durumda görmedim. Bizim yönümüzden. Yani ben bazı kapılarda tepki gördüğümüzü geçmişte hatırlarım burada. Siz niye AK Parti'ye oy vermiyorsunuz diye vermeyin diyorsunuz diye bize tepki gösteren insanlar olurdu. Şimdi kendisi diyor insanlar diyor ki biz bu sefer diyor AK Parti'ye oy vermeyeceğiz. Bıktık artık diyor. Biz diyor çıraklık dönemini gördük diyor bir esnafımız. Kalfalık dönemini gördük, ustalık dönemini gördük. Ve bu üç dönemin ortak özelliği de şuydu. Bu hükümet diyor fakirden fukaradan yana değil. Bunu ispat etti bize diyor, anlattı. İcraatlarıyla anlattı diyor. Bu hükümet diyor zengin hükümet diyor. Ben diyor vermeyeceğim kardeşim diyor. Ben emekliyim oy vermeyeceğim. Ben esnafıma oy vermeyeceğim. Bunlara bundan sonra zenginler oy versin diyor. Açık bir şekilde söylüyor. Bakın seçime kaldı bugün hariç 8 gün. Ben Karacasu'dan Bolu halkına bir müjde vermek istiyorum. 7 Haziran akşamı saat 19'da sandıklar kapandıktan sonra ve oylar sayıldıktan sonra hükümetin Türkiye'de değiştiğini görecek Bolu halkı. Bolu'nun 3 milletvekilinin ikisinin Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olduğunu görecek. Milletvekili adayı Özcan ayrıca Karacasu'nun Bolu Belediyesi'ne bağlanacağı ile ilgili söylemlere de cevap verdi. Milletvekili Özcan ayrıca Karacasu'nun Bolu Belediyesi'ne bağlanacağı ile ilgili söylemler hakkında da konuştu. Özcan CHP iktidarında Karacasu Beldesi'nin belediye olarak kalmaya devam edeceğini söyledi. Şimdi Karacasu'da ciddi bir tedirginlik var. Yani bize gittiğimiz kapılarda şunu soruyor insanlar. Ya bu Bolu Belediyesi, AKP'li Bolu Belediyesi bizi kendi sınırlarına dahil etmek istiyor. Burada AKP'li siyasiler de buna destek veriyor, sahip çıkıyor bu projeye. Sizin döneminizde de Karacasu'nun belediye vasfıyla oynanacak mı diyorlar. Çok açık, net olarak söylüyorum. Bütün Karacasu'ya müjde veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Karacasu Belediyesi'nin belediye vasfına kimse dokunamayacak. Karacasu Belediyesi, beldesi belediye olarak kalmaya devam edecek. Devam edecek, çok açık. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Bütün Karacasulu hemşerilerime ben buradan bu müjdeyi veriyorum.